...şey var o meşhur. E, Arap alemi de meşhur. Siz tabi Arapça anlamadığınız için... ...çok sorun yok da. E, ama tabi Arapça bilenler de... ...etkilenenler var. Talebeler okuyor olan ...metreselerde falan. Ratip Nablusi diye. Büyük bir alim. Yani Suriye ulemasından. Sonra bir toplantılar yapıldığında... ...İsmail Ağa da gelmiş diye. Orada da biz rastlaştık. Sonra ben itikadında bazı şeyler... ...baktım... ...işte kubbeler... ...şirktir, işte... Türbelere ziyaret bilenlere baktım ve abi kafası var. Hatta bu i̇hvan ı hareketinde ve abi kafası çoktur. Maalesef tebliğ cemaatinde da ve abi kafası çoktur. Hepsidir demiyorum, çoktur. bulaşma kaçınılmaz. Şimdi ben ondan dedim ya işte alim adam şu doğru tefsir yapmış, onu yapmış, bunu yapmış Yani neyse dedim. şey, yine bir şey demeyeyim. Yani şöyle ve abi kafası var, onu anladık da Yine şimdi dinden çıktı falan diyemeyiz. Dedim yani türbe meselesine. E şimdi tabi geçen bir videosunu attılar. Yani Arapça konuşuyor. Talebeler için konuşuyorum bunu. İtikad dersindeyiz yani. Arapça okuyan talebeler falan bu adamı dinliyorlar çok. Çok da dinlenen bir şey Arap aleminde. Şimdi ne dedi biliyor musun? Allah Allah. Ben kafa yiyeceğim. Çok da alim ya. Dedi ki böyle dedi kafir inkar ediyor işte adam günah işliyor işte falan. Bunlar dedi Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir dedi. Bu <laughs> nasıl bir şey dedi. Vahabi dedik Vahabi'ye de rahmet okutacak. Hepten mutezil oldu. Neden? İşte Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir. Yani Allah hayır yapar şer yapmaz. E yaratan ancak Allah'tır. Tamam adam istediği için Allah ona imtihan için yaratır. Ama sen Allah'tan başka yaratan mı var demiş oluyorsun. Kaza ile kaderle değil. Yani diyor senin yaptıkların diyor, suçların diyor, cürümlerin diyor, bunlar diyor senin başına gelenler senin Allah'ın kazasıyla kaderiyle değil. Ya bir alim bunu konuşur mu ya? Kaza ve kader zaten Allah'ın onu zorlaması, cebir yapması demek değil ki. Allah'ın ezelde bilmesi, bildiklerini de kayda geçirmesidir levh-ı Nasıl sen o zaman Allah bilmeden yapıyorsun demiş oluyorsun. Hazreti Bayındır'dan ne fark kaldı şimdi? Hiçbir fark kalmadı. Yani diyor ki işte sizin kendi iradeniz Allah size irade verdi, güç verdi, kuvvet verdi. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Ya kardeşim kimse kendi kendine affedersin altına bile yapamaz. Bas bas bağırır. Iı, lavman lazım gelir. Iı, acile kalkar. Altına yap bakayım kendi kendine. Nasıl yapıyorsun? Ha kadının elastikiyetini giderdiği zaman ne gelirse gönderirsin. Hiçbir şey tutamazsın. Bezlemek lazım gelir. Yok efendim o kabız yaparsa, bağırsaklarında kurutursa gidip ameliyatla çıkartmak lazım gelir. Yani bunu kim kendi kendine iş yapabilir? Adam diyor ki kaza ve kader. Yani demek şu ki Allah'a suçlamayın diyecek yani. Aynı mutezile kafası. Suçu kendinizden bil. E zaten suçu kendimizden biliyoruz. Çünkü neden? E Allah bana bir bela verdi, hastalık verdi. E, günahlarımı temizlemek için verdi Müslümansam. Gavursam zaten burada da azap, orada da azap. E şimdi günahların tebek sebebi oldu. Ya bunda şu yok. Ya da Allah sana yüksek derece vermek istedi. İbadette çok yapamıyorsun. İbadetin yerine hastalık ver. Ağrı çekiyorsun. Ondan dereceni yükseltiyor. Bu tamam. Ama yaratan Allah'tır. Veren Allah'tır. Sen şimdi nesi? Bunu inkar diyorsun. Bak ne buyuruyor? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا Başınıza gelen her musibet ellerinizin kazandığı yani başkasının eliyle değil. Ben senin eline günahşlamıyorum. Sen benim gözümle günahşlamıyorsun. Herkes kendi huzuruyla yapıyor bunu. E tamam. Başınıza gelen her musibet ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyle. De. Tamam. Ama şimdi öbür ayette ne diyor? Şey, ayetleri beraber oku bakayım. Bektaşi gibi. Birisini okuyup birisini okumamazlık etme. Ma sahabeke min hasenetin. Allah. Hangi güzel bir şey senin sana isabet etti? Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, çoluk, evlat bilmem ne. Bu Allah'tan geliyor. Çünkü neden? Bu sırf hayırdır. Allah'ın lütfu keremidir. Yani senin hak ettiğin bir şey yok. İstikakın yok. Yani kim Allah'tan alacaklı olabilir? Kim Allah'ın üzerine bir şey vacip edebilir? Kimin benim şu kadar istikakım var Mevla'dan haşa? Öyle bir şey yok. Çünkü neden? E seni yaratmış, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. E sadece nefes alma nimetinin şükrünü günlük ödeyemezsin iki nefesi giren çıkan nefesi ödeyemezsen. tıkatsa seni bas bas bağırırsın. Sen hangi ibadeti yaptın da Allah'tan alacaklı çıktın ya? Onun için güzellikler geldiyse ben lütfediyorum, kerem ediyorum yani. Siz bir şey hak ettiniz de karşılığınızı veriyorum değil. Zaten Allah'ın El-Vehhab ismi şerifi ne demek? El-Vehhabu Celle Celaluhu. Karşılıksız bolca bahşişler, bağışlayan hibe eden. Karşılıksız ne demek? E sen de onu hak edecek bir şey yok yani. Manava gitti de para mı verdin de karşılığında elma aldın yani? Karşılığında ne verdin Allah? A? Ne verebilirsin sen? Zaten seni de o yaratmış, yaptığın ameli de o yaratmış, kıldığın namazı da o oy yaratmış, okuduğun Sübhaneke'yi de o yaratmış. E zaten Allah'sız sev diyemezsin yani. E o zaman Efendim Hazretleri'nin buyurduğu üzere biz Allah'a borçlu değiliz. Borcun ta kendisiyiz. Borçlunun yine biraz malı bir şeysi olur. Burada borçlu olamazsın sen. Çünkü borçluyum dersen senin de mülkün var demektir. Sen borçsun. Yaratılışından zaten sana emanet vermiş ruhu. Emaneti vakti gelince alacak. Onun için güzellikler sırf Allah'tandır. Ne demek? E kimse hak eden yok ki. Karşılıksız veriyorum iyiliğim için. Lütfumdan, keremimden dolayı. Masa bekemin seyyeti. kötü bir şey geldi. Hastalık, bela, kıtlık, kuraklık, celcele, deprem, kafana yıkıldı ortalık. Çocuğun hasta oldu, karnın hasta oldu, o öldü, o kaldı. Femin nefsik, o da senin nefsindendir. Şimdi bu ayeti nasıl anlıyor bu mutezile zındıkları? Şöyle anlıyor. Güzellikleri Allah yaratıyor, hayırları Allah yaratıyor. Şerleri Allah yaratmıyor, şerleri insan kendi yaratıyor. Nasıl olacak o zaman kendi yaratıyor? Çünkü e, nefsindendir diyor bu ayet. Ama bu ayet öyle demiyor. Bu ayet diyor ki nefsin sebebiyet verdi. Sebebiyet. Min sebebiyet için. Nefsinden dolayı. Bir öbür ayet ne diyor? Kul küllüm min indillah. Habibim söyle ki hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Hepsi de Allah'tan. Amen tüde ne okuyoruz? Ve bil kaderi hayri ve şerrihi. Hayrı da Allah takdir ediyor. Şerri de Allah takdir ediyor. Neden? E imtihan olsun için kiminin çocuğunu alıyorsa babası sabreder razı gelirse cennette hamd köşkü yapıyor ona. Bakalım hamd edecek mi etmeyecek mi? Adamın günahı vardı yoktu o da ayrı dava. E günah varsa ona hastalık veriyor temizleme için. Ahirete kalmasın hesabı. Kabirde azap çekmesin. Dünyadayken sıkıntı çeksin. Hastalık çeksin. Biraz kefen yıpratsın. Sağa dönsün, sola dönsün. Bağırsın, çağırsın. Kabire temiz girsin. E şimdi Allah'ımıza nispetle bu işlerde şer yok. Niye yok? Allahu Teala şerri yaratır. Ama şerre razı değildir. Müridül hayri ve şerril kabihi Fakat le şerda diyor. Emali el sünnet itikadında İmam Rabbani çok itibar eder ona. Ne diyor? Ondan sonra İmam Uşi Hazretleri kitabı. Allah Teala hayrı da murad eder, şerri de murad eder. Ama şerre razı değil. Şimdi Hayır nedir? Namaz kılmamız diyelim. Şimdi biz yatsı namazını eda ettik burada. Bu yatsıyı kılarken biz bir irade kullandık. Yani kılmak istedik bir defa. İstemeden senin de gelip başkası robot değilsin. Düğmene basacak da kıldıracak. İrade var. Sonra kudret. Kudret güç demek. Sen istedin ama böyle oturuyorsun. Hindi gibi düşünüyorsun böyle. Kılayım ya, kılayım ya, nasıl kılayım ya. Öyle efendim. Dört dakikada, dört dakikada kılacak yere kırk dakika düşünüyorsun. Niye? Teşebbüse geçmiyorsun. Hareket yok yani. Hani kalkacaksın, kıbleye döneceksin, mübarek adam önce abdest alacaksın, bilmem ne. O zaman gücü oraya ne yapıyorsun Kullanmıyorsun. O zaman irade yetmez. İrade lazım. Sonra bir fiil gücünü de kullanmak lazım. Bu kesb. Yani kazanmak. Yani ne demek? Teşebbüs, sebebiyet vermek. Kulun dahli müdahalesi buraya kadar. Bundan sonra yaratmak kime ait? Allah-u Teala'ya. Abdest almak isterse, abdese gidemeden küt düşürürse onu abdest alamaz. Felç ederse onu elini kaldıramaz. Unutkanlık verirse ona iki kere yıkar, üç kere adım zanneder. Demek ki e, hiç görüyoruz etrafımızda insanlar abdest almak kolay mı? Ne kadar sağlık, saat, akıl, fikir istiyor da. Herkes abdest alıp da güzel bir çünkü abdest alacak kadar aklı bile yok. Demek ki yaratan, anlayışını yaratan, idrakını yaratan, ezberlemeni yaratan, elini kaldıran, kolunu kaldıran, boynunu mesettiren ah şimdi az daha elimi boynuma götüremeyeceğim ağrıdan. Tutar seni böyle böyle yapamazsın bas bas bağırırsın. E demek ki abdesti aldıran abdest almakta lazım gelen gücü kullandıran allah Teala. Yaratan Allah. Allah'tan başka yaratan yok. Şimdi öbür adam da zina yapmak istedi. Allah cümlemizi çocuklarımızı muhafaza eylesin. Şimdi zina yapmak için ne lazım? İrade lazım. Ne demek? E bir plan yapacak yani isteyecek onu istemeden zorla adamı uyuttular da üstüne efendim öbür eşini at bir erkeğe kadın kadın erkek attılar üstüne de bilmem ne de şunu yaptı bunu yaptı. E ya bu zaten mazur olur mesul olmaz Allah buna günah sonuz adam bayıltılmış uyutulmuş bilmem ne kadını getirmiş ona sardırmışlar Bunu konuşmuyoruz. E, zina zaten neyle gerçekleşir? Bir iradeyle gerçekleşir. Adam istiyor plan yapıyor ona göre telefon ediyor ona göre adım atıyor adres belirliyor oraya gidiyor buraya geliyor. Evet. Kudret de gücü şimdi bir güç kullanması lazım. Konuşmak güç ister. Efendim anlaşmak güç ister. Adım atmak güç ister. Neyse geldin yan yana. Ya burada bir fiil var. Meşru surette de olan nikahlı olana cevap var. Cuma'da cevap var karısıyla. Öbüründe gayrimeşru surette olan zinadır. E bunda akıt yok. Onun için bu bu haramdır. günahlardan günahlardandır. Tamam. Eşine Allah Teala hanımıyla cima etmek için meşru zeminde tabii hayız olursa caiz değil. Nifas olursa caiz değil. Yani doğumdan sonra 40 gün. Eşem ters ilişki caiz değil. Tamam bunlar konuşmuyoruz. Meşru zamanda ve zeminde bir adam eşine cümaç. Allah cennette köşk birader. Bu çok sevaplı bir iş, hayırlı bir iş. Çünkü insanlar tatmin ediyor, haram gözünü haramdan koruyor, beynini yanlış düşüncelerden koruyor. Buna İslam'e teşvik ediyor. Şimdi bunu Allah yaratıyor mu? Yaratıyor. Niye yaratıyor? E bu hayırlı bir iş. E sonra geliyorsun bu tarafa adam zina edecek. Bunu Allah yaratıyor mu? Yaratmıyor. Allah yaratmadan bu adam nasıl kılını kıpırtatıyor? E bu çok saçma bir şey. Peki Allah da ona da yaratıyor, buna da yaratıyor. Neden? i̇mtihan. O onu istedi, gücünü kullandı. Bu da bunu istedi, gücünü kullandı. E Mevla Teala ben hayrı yaratırım, şerri yaratmam dese o zaman herkes namaz kılabilir, zina demez. E buna saçma bir şey. Şimdi bir baba bin lira ona vermiş, bin lira da buna vermiş. İki oğluna para vermiş. E şimdi bu parayı ben sana verdim dedikten sonra karışamaz ki daha. Vermiş, ibe etmiş. Yani senin de demiş, temlik etmiş, mülk olarak vermiş de. E şimdi bu çocuk arsa almış, parayı kat kat artırmış. Bu çocuk da gitmiş, işkide kumardaymış. E şimdi buna da aynı parayı, buna da aynı para. Sermaye babadan. Ama şimdi ona da karışmıyor, ona da karışmıyor. Neden? E ne istediğinizi yapıyorsun? Ben sana parayı verdim. Parayı verdikten sonra. E şimdi sen gelip diğer diyebilir misin ki baba bana niye adaletsizlik ettin? Niye? Bu çocuğun yedi katlı apartmanı oldu. Benim yedi kuruşum yok. E manyak mıydın evladım? Bu adama da aynı parayı verdim. Sana da aynı parayı verdim. Bu, bu gitti kat kat artırdı da sen nerede yedin? Bundan baba mesul olmaz. Yaratan Allah'tır. Herkese Gücü veren Allah'tır. Babanın para vermesi gibi. Çocuğuna. Veren Allah'tır. Ama peki burada alan alıcı karşı taraf. Karşı taraf o zarar etti, bu kar etti. Çünkü allah Teala sebepler yarattı. Bu sebeplere başvurana onun istediğini yaratıyor. Buyuruyor ki ben seni zorlamıyorum. Senin istediğini, gücünü kullandığın şeyi sana yaratıyorum. Ama yaratmak mecburiyetinde değil ha. Onu da bilin. Çünkü istemese yaratmaz. Ne demek? Adam e, zinayı planladı. irade kudretini kullandı. Allah bir mani çıkarıyor. Tak han hanımı arıyor. Ve anasın ne oldu? Ayağım kırıldı. Camda şeyden düştüm balkondan. Hadi bakalım ulan bütün plan bozuldu. Herif gidiyor. Allah kurtardı onu zinadan. O ayrı bir dava. Yani Allah onun istediği şeyi ona yaratmak mecburiyetinde değil haşa. Allah hiçbir zaman mecbur olmaz. Ama imtihan hikmetine binaen isteyene, istediği şeye, gücünü kullanana iradeyi i cüz'iye ve kudreti cüz'iye yani yaratmaya tahalluk etmez ama cüz'i de olsa öne geçme, sebep olma, kesbiyet bakımından yani kazanç bakımından efendim teşebbüs diyelim daha Türkçesi o da Arapçadır ama e, devreye girme bakımından insanın müdahalesi var burada. Allah Teala kimseye de zorla iş keşitmez, zorla da namaz kıldırmaz. Dolayısıyla insanın irade ve kudreti devrededir. Sebep olmak bakımından. Onun için mesul olan kimdir? Mesul olan sebep olandır. Allah Teala yaratmakla hiçbir zaman mesul olmaz. Allah kim hesap soracak? E çünkü imtihan ediyor.